Evet, merhaba sevgili seyirciler. Kısa bir aradan sonra son seans programımızla birlikte tekrar birlikteyiz. Son seansta günün tüm ekonomik gelişmelerinin piyasalara yansımalarını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bu akşam bize stratejist Sayın Cüneyt Paksoy eşlik edecek. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Birlikte piyasayı, tamamen piyasa konuşacağız. Yani kendisine de söyledim. İşimizi yapacağız. En iyi bildiğimiz işi yapacağız. Ne istersin dedim. Eğerden sor dedi. Ben hepsini hazırlıklayayım dedi. Ben biliyorum Cüneyt'i. Hiç açıkta yedikte bir şey bırakmaz. Her yer kapalı. Ben her şeyi soracağım sana tüm şeffaflıkla. Samimi bir şekilde sohbet yapalım. Keyif alacağımızı düşünüyorum. Öncelikle bir şeyi vereyim, piyasa verilerini vereyim, arkasından girelim, son durumu bir bakalım birlikte. Endeks tabii ki yurt içi endeksler kapalı ama tekrar bir hatırlayalım. Borsa 100 endeksi 100.338-1.56 oldu. Bankacılık endeksi 141.608-2.54, epey bir ciddi satışıydı, hala devam ediyor. XU sanayi endeksi 115.994-1.5. Aşağıda. Avrupa endekslerinden Stoxx 600 391.60 artı 0.49, DAX 12.457 artı 0.55, FTSE 100 7.356 artı 0.58, Kakaran 5.658 artı 0.68 yukarıda Avrupa endeksleri. Amerika Dow Jones 27.124 eksi 0.08, S&P 500 3.006 bir değişim yok. Nasdaq 7.902 artı 0.18 dünkü hareketlerden daha yumuşak gözüküyor. Asya endeksinde Şanghay Kompozit 3.924 artı 0.37 idi. Topix 1615 artı 0.56. Kospi 2080 artı 0.46. Hang Seng 26.468 eksi 1.07. Jakarta 6.244 eksi 0.51. Hisse tarafından biraz sıyrılarak, çünkü o bitmeyecek gibi çok detay, emtialara biraz değinelim. Ons altın 1499 artı 0.36, gümüş 17.78 dolar artı 0.29, Brent 65.14, Bitcoin de 10.044 eksi 1.68. Kur tarafında son olarak değinelim. Dolar TL 5.70.80 artı 0.64, Euro TL 6.31.41 artı 0.87, Euro dolar 1.1050 artı 0.19, dolar endeksi de 98.26 eksi 0.30. Şimdi Cüneyt, şöyle bir şey var. Yani bu haftanın genelinde tabii ki işte petrole başladık. Petrole bir anda hafta sonu operasyondan sonra. İşte Fed çarşamba bilinen bir şey, çok önceden malum. İşte Fed'i konuşuruz falan derken bir karar geldi biliyorsun. BDDK kararı. Biz aslında burada da Ziya Bey'le yayını yapıyorduk o gün. Tam da denk geldi yani önümüze. Son dakika olarak akşam saatlerinde yayınlandı biliyorsun. Gayet doyurucu bir şekilde Ziya Bey'in de tatlı üslubuyla, üstünde ve tecrübesiyle biliyorsun, engin tecrübesiyle çok güzel üstünden geçtik. Biraz malumun ilanı oldu tabii o aslında. Yani hepimizin beklediği bir karardı ama iyi de oldu diye aslında yorumlayabiliriz. Yani iyi de oldu derken, yani bir artık taşın altında halının altında neler varsa o taşların hepsi bir çıksın ki önümüzü daha rahat görelim. O yüzden ben doğru karar verildiğini düşünüyorum bu yönde. Sadece tabii ki buradaki riskleri konuşmak gerekiyor ileriye dönük. Yani ilave burada ekonomik toparlanma tabii ne kadar yukarıya doğru ve hangi hızda ve hangi şiddette devam edecek, o önemli. Daha henüz o döngünün bence çok çok daha başındayız. Geçmiş dönemlere baktığında, yani son 3-4 çeyreğe göre baktığında, yani kırılgan diyebileceğimiz bir henüz noktadayız. Daha böyle sürdürülebilir, istikrarlı, kuvvetli bir büyüme patikasına henüz girmiş durumda değiliz. O yüzden diyorum, yani ekonomi ve kredi talebi, yurt dışı talebin bu faizlerle o krediye teveccüh etmesi falan, bunların hepsi önemli hususlar. Ama sana getireceğim, yani gelmek istediğim nokta şu aslında, tamam, yani iyi bir stratejist, iyi bir finansçı olmandan dolayı. Ya şimdi borsa hala düşüyor tabii. Yani hala düşüyor derken az az düşüyor ama ya bankacılık endeksi ciddi anlamda etkilendi buradan. Önemli kayıplar var. Yatırımcılar için de gerçekten tedirgin edici unsurlar söz konusu olabilir bundan sonrası için. Yani şöyle bir hızlıca ekrana da getirdim bu arada. Editörümüz birazdan gösterecek, gösterdi şu anda. Garanti Bankası mesela eksi 1.9, Akbank eksi 3.02, İşçi YTR eksi 3, Halkbank eksi 2, Vakıf eksi 3,
Yapı Kredi -2.9, TSKB -1.09, Şeker Bank'ta -1.9. Bankacılık endeksi herhalde -6'ya yakın değil mi? Hafta başından beri düşüşü borsa endeksini aştı. Aynen. Sence neden? Ya net olarak işte deminden beri tamamen bu haber gayret ettiğin tabii ki. Yani, ama biraz fazla değil mi? Yok. Değil mi? Normal mi? Normal. Çünkü 103 bin üzerinde kalıcı olamadıktan sonra banka hisseleri önderliğinde yükselen Borsa İstanbul'un sindirme soluklanmasının gene banka hisseleri önderliğinde geri çekilmesini normal karşılamak lazım. Yani FED de öyle büyük bir coşku vermedi. Birazdan konuşacağız neden vermediğini, niçin vermediğini. Yani gelişen piyasalara ciddi bir hava gelmedi oradan. Avrupa Merkez Bankası çok daha iyi kararlar aldı açıkçası. Ama bizdeki olay net olarak banka hisseleri ile ilgili BDDK'nın aldığı kararların yansıması. Bir müddet daha sürecek. Şimdi orada istersen bir müddet daha konsolide olacak. Şeyi de isteyeyim. Temel bankacılık verilerini de ekrana getirsin birazdan biz konuşurken. Çünkü tabii. Oradaki uzun yıllar ben de bankada çalıştığım için sen de geçmiş itibariyle rahatlıkla aslında tabii ki konuşma ölçeğimiz dahilinde konuşabileceklerimiz yani resmi veriler üzerinden. BDDK'nın en son açıkladığı bankacılık verilerine göre Haziran ayında işte aktifler 4.2, öz kaynaklar 449, mevduat 2.2, krediler 2.5, işte menkul değerler cüzdanı. Şimdi şöyle bir şey, 46 milyar lira tabii ki toplamda sorunlu kredi bakiyesi, dün şeyde Ziya Bey'le de o gün baktığımızda 126 milyar TL'ye kadar aşağı yukarı toplamına yani yabancı para ve TL'yi topladığında oraya geliyor şu anda resmi açıklanmış rakamlar. Temmuz verisi üzerinden konuşuyoruz. BDDK'nın verisi 126 milyar TL. Şimdi burada 46 milyar lirasını tamam en problemler olduğunu düşünüyoruz ki zaten başka sebeple olmaz. Yani bunlar artık hani kurtulamayacak dediğimiz batmış yani hani o anlamda ki oraya artık alınıyor. Birinci soru tabii bu devamı gelir mi? Yani önemli nokta. Çünkü bu hamle bence şu anlamda önemli. Yani biz işte KGF ile başlayan yani 2016'nın ilk çeyreğinde birinci KGF, sonra ikinci KGF, sonra işte destek kredileri, nefes kredileri falan derken bayağı bir değişik paketleri değişik yerlere dağıttık. Bazılarından da yani dağıtmaya başladıkça da bunların sonuç alınmadığını da görmeye başladık. Son dönem için konuşuyorum. Yoksa birinci KGF'de bayağı iyi sonuç aldık. Yani o çok net yani 200 50 milyar lira. Büyümede de gördük. Tabii büyümede de aynen. Yani şeyi komple tersine çevirdi ekonomik gidişatı. Ve ciddi anlamda şirketi aslında kurtardık. Yani 2016 net. Sonrası işletme sermayesi, süreci normalleştiren. Tabii işletme sermayesi eksiye gitmiş olan, gitmekte olan ve gitmiş olan birçok firma. O birinci KGF. Özellikle orta ölçekli. Aynen 450 bin firmaya 6 ay içinde. Yani çok hızlı bir şeyi müdahaleyle 6 ayda 450 bin işletmeye 250 milyar lira KGF'ye verildi ve o hakikaten ciddi başarısı var arkasında. Ama sonrasında yani son bu dönemler için konuşuyorum. Miktarlar tabii çok küçüldü. İşletme ölçekleri de küçüldü baktığında kendi içinde. Dolayısıyla orada biraz problemler başladı seleksiyon kısmında. Ha şimdi bu karar neticesinde dediğim gibi bir soruya geri dönersek bu 46 milyar lira yeterli olacak mı? Sonrasında da bankalarda bu şu anda yaklaşık serbest karşılıklarla işte ayrılan yani atıl nakit miktarıyla baktığında işte ilave bir 12-13 milyar liraya yaklaşık ortalama bir yük getirici gözüküyor. Dolayısıyla karlılıkları da aşağı çekecek zaten bu yıl için konuşuyorum hali. Şimdi önümüzdeki yılı sonra konuşuruz. Ne düşünüyorsun? Yani onun için diyorum. Yani bu satışlar böyle her gün %2, %3 devam edecek. Sevgili Evren, yani borsaya etkisini birazdan daha net konuşuruz. Hı hı. Çünkü banka hisselerinin benim önce bankayı değerlendirelim. Performansları çok farklı bir yerde. Hı hı. Neden? Tüm zamanların gördüğü dolar zirvesinin 6'da 1'inde, 5'te 1'inde fiyatlamalar var hala. Bu yukarı yönlü bir marj veriyor. Yani 140 bin, 150 bin bandına gelmiş bir bankacılık endeksi tüm zamanlarda gördüğü 193 binlere göre bayağı bir yol kat etmiş gözükse de hı hı. Dolar bazlı bir şey yapmadı. Evet. Yani borsa endeksimiz de hala 2 sentin altında. Evet. Dolayısıyla 5 sent görmüş bir borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyeli var.
Ama biz konuya geldiğimizde sen güzel bana paslar verdin ve güzel açtın konuyu. Ben biraz daha resmi büyüteyim. Bu birikimli bir konu. Yani 2016, 15 Temmuz, 2014 hatta Ben Bernanke'nin biliyorsun sınırsız parasal genişlemeyi bitirmesi. Daha sonra 2016, 15 Temmuz. Daha sonra 2018 Temmuz kur atağı, kur manipülasyonu. Bütün bunların bir bilançosu vardı, olmalıydı, birikmişti ve biz o bilançoyla proaktif bir şekilde mücadele ettik. Nasıl mücadele ettik? Hazine ve Maliye Bakanlığı şu an, son döneme gelmeden önce daha Hazine ve Maliye farklıydı ama evet, evet. Şimdi birleştik, beraber hareket ediyorlar. Merkez Bankası yanında, evet. BDDK evet. yanında, Bankalar Birliği hep beraber. Nasıl biz bu bilançoyu, çünkü bizim para basma lüksümüz yok. Yani bizim bir Avrupa Merkez Bankası gibi, bir FED gibi, bir Çin Merkez Bankası gibi, bir Japonya Merkez Bankası gibi para basma lüksümüz yoksa bizim kendi önlemlerimiz nereden gelecek? Bütçedeki imkanları kullanacağız. Daha önce oluşturduğumuz, çipo olarak kullandığımız bütçeyi kullanacağız. İki, o güçlü dediğimiz bankacılık sistemi içindeki imkanları kullanacağız. Çünkü iki tane çipomuz vardı bizim IMF bitirdikten sonra. Aynen. Güçlü bankacılık ve güçlü kamu maliyesi. Kamu maliyesi. Şimdi bunlardan o marjı kullanarak ilerlemek durumundaydık ve ilerledik. Sonuç aldık mı? Aldık. Ama bir şey birikti. Sorunlu kredilerin tanımı noktasında herkesin ödeme gücü olduğunu kabul ederek biz bu işi yaptık. Şimdi artık ayrıştırma zamanı ve ayrım zamanı. Onun için ben kararı oldukça aynen, olumlu doğru bir buluyorum. Tespit aslında Cüneyt. Ben orayı bir daha üstüne basarak söyleyelim. Dediğin gibi yani biz aslında bu haftaya kadar herkese en azından belli imkanlar dahilinde olabildiğince kredileri şeffaf bir şekilde dağıtmaya gayret ederek özellikle onun için dedim birinci KGF ile başlamamın nedeni de o. Yani birçok işletmeye hızlıca krediler verildi. Sonra, ben de senin o anlattığın sebeplerini aynen. Belirtiyor. Ama şimdi artık ortada bir sorun var ve biz bu sorunla mücadele etmek için de adını koyuyoruz. Aynen. Bu çok önemli ve kredi derecelendirme kuruluşlarının, yabancı kurumların bütün yabancı algısının gelip dayandığı temel nokta ne? Kırılma noktası. Bizim reel sektörün, bankacılık sektörüne olan borcu ve bunun getirebileceği olası sıkıntı. Çünkü biz 94 ve 2001'de yaşadığımız krizler reel sektör krizi değildi evet. sevgili Evren. Evet. İlk defa biz reel anlamda bir reel sektör krizi deneyimliyoruz. Aynen. Problem burada. Şimdi ama biz bununla da bir şekilde daha şeffaf, daha açık mücadele edersek reytingimiz yükselecek, risk primimiz düşecek. Tabii. Yani 2001 krizini hatırlayalım. Hepimiz çalışıyorduk aynen. çünkü. Ne oldu? Hem yani ciddi anlamda bir bankacılık kriziydi ve bilanço kriziydi. Yani açık pozisyon, ama döviz açık. Sektörün durumu farklı. Hiçbir problem aslında yok temelde baktığında. Çünkü bankacılık sisteminde hem açık pozisyon tarafı var hem çok yüksek miktarda şeylerle, kaldıraçlarla da tahvil pozisyonuna yapılan yatırımlar var biliyorsun. Ya bir demir banka. Aynen aynen. Demir, ihaleleri kapatma olayları falan. Ama arkasında ne var? Yani toplamda baktığında 70-80 tane banka var. Haliyle toplamda yani o kadardı. Ama iyi toparladı, konsolide ettik. Ama arkasından da bir şey desteğiyle 46 milyar liralık dışsal bir destekle, bir programla biz aşağı yukarı 1,5-2 yıl içerisinde toparladık. Toparladık. Sonra 2003'ten itibaren. Ama şimdi zaten. Dediğin gibi ortada binlerce şirket var. Ve bir de İstanbul'da, muhatap farklı. Evet, muhatap farklı. Aynen. Şimdi İstanbul yaklaşımını hatırlarsın. Evet. Son torba yasada bir kanun var, çerçeve anlaşması. Yani son çıkan, yasalaşan. Biz onun icraata geçmesini bekliyorduk. Bunlar onun birincil adımları. Yani artık hatta YEP'te hatırlarsın beraberdik evet, o gün. Evet. Sayın Bakanımızın bir söylemi vardı. Evet. Enerji ve gayrimenkul sektörü üzerinde yoğunlaştık. Evet. Oradaki problemli şirketlerin tasfiyesi veya devamı noktasında çalışmalar yapıyoruz. Hatta kaynak arayışındayız. Şimdi bu durumda artık en azından adını koymaya başladık, rakam da netleşmeye başladı. Çünkü spekülasyonlar var kafalarda. Çeşitli rakamlar dolaşıyor. Hatta BDDK'nın bu son kararından sonra bile senin dediğin o 120 milyar TL'nin çok çok üzerinde rakamlar da telaffuz ediliyor piyasada. Tabii tabii. Spekülasyonlar tabii, tabii. da var. Tabii. Bir kere orayı bir ayıralım. Net rakamı biz ancak resmi ağızdan yani BDDK kanalıyla öğreneceğiz. Ve ona göre ilerleyeceğiz. Rasyonel olan budur.
bu işin bana göresi olmaz. Bu işin sana göresi, bana göresi, yani bizim için söylemiyorum. Şimdi burada peki hani daha somut ilerlersek Cüneyt. Mesela şimdi dedik ya, bankacılık verilerini de verdik zaten ortada. 126 milyar TL, 126 milyar TL'lik şey var. BDDK'nın tablosundaki rakam, tamam mı? Toplam, Türk parası ve yabancı para. Şimdi biz bu 46'yı yazdıktan sonra ve bu, tabii bu yazarken bunun bir yükü geliyor işte. Tamam mı? Bu yük az önce konu, zaten bu yükün de şu anda bu hafta başından beri banka hisselerine sirayet etmesini görüyoruz. Performansına dönük, geleceğe dönük, beklentileri. Kısa vadeye tabii konuşuyoruz. Tabii, çünkü orta ve uzun vade farklı, farklı oldu. Bir noktaya gelecek, aynen. Rahatlama gelecek, şimdi hatta beklenti oluşacak. Yani son seans olduğu için adı program, biz kısa vadeyi konuştuğumuz için böyle ilerliyorum. Ama arada da tabii uzun vade görüşlerimizi verelim, hiç sıkıntı değil. Ama şimdi burada yani onun için dedim soruyu. 46'dan sonrası için acaba ileriye dönük, çünkü burada sadece enerji ve şey, gerçi söylemler enerji ve inşaat kredilerinin büyük bir kısmı, problemli olanların büyük bir kısmı bu şey, paketin ayıklan içinde ayıklanıyor diyorlar, deniliyor yani. Deniliyor. Tabii netleştikçe biz bunu anlayacağız. Anlayacağız, böyle. Aynen. Ama sonrasında en azından tabii ki yukarıya gitme ihtimali, enerji ve inşaat için söylüyorum, başka sektörler de var sonuçta. Bu miktarların daha da ilerideki çeyrekte yukarıya gitme ihtimali var. Var. Açıkçası buna yok diyemeyiz yani. Buna kesinlikle hazırlıklı olmalıyız ama problem şurada. Hatta problem demeyeyim de çözüm şurada. Biz yüzleştikten sonra kesinlikle bir tasnif yapacağız sevgili Evren. Neyin tasnifini yapacağız? Rakamı buraya koyduktan sonra, o rakam netleşmeye başladıkça ödeyebilme gücü olan, ödeyebilmek teminatı dışında yaptığı işin cirosu veya finansal tabloları veya finansal rasyoları o borcun yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti olan, hatta müteşebbis olma ruhunu koruyan, özetle niyeti hala Türkiye için üretmeye devam etme kararı olan şirketleri biz belki bir İstanbul yaklaşımı içinde, o çerçeve anlaşması içinde yeniden yapılandıracağız. Kastettiğim tam da buydu aslında. O yeniden yapılandırma müthiş bir bize zaman ve çok güzel bir yere geldin. Motivasyon kazandırır. Biz şu anda iyi görmek lazım. Kredilerin içerisindeki problemli ve batık tabir edebileceğimiz, yani yabancıların NPL dedikleri bu NPL miktarı şu anda resmi, İspanya'da biliyorsun 20'lerin üzerinde tabii, falan tabii, ya. Tabii. Ama bizde de şimdi tabii o çok farklı. Şimdi şey, bizde de İspanya'da biliyorsun ama konut tarafındaki hikaye o bambaşka bir. Ama bir Avrupa Merkez Bankası var. Tabii arkasında. Tabii. Hatta önünde. Önünde. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Hamle, birinci hamle bu oldu. Yani böyle bir karar aldı. Doğru. Şimdi bu kararın birinci sonrasında bir bankalar haliyle satışıyor. Çünkü maliyet geliyor üzerine. İkinci hamle ne olacak? Net tabloyu anlamak. Sonra o ayrımı yapmak. Evet. Ödeyebilenleri yapılandırmaya sokmak. Daha sonra bir adım daha var bence. Bunların? Yavaş yavaş bankaların kendi tekrar kredi verme imkanlarının artması. Yani biz tamam bunu attık takipteki alacaklara, bilançodan çıkardık, hadi biz kredi verelim diye bir dünya yok. Burada peki, hemen takdir burada, edersin. Doğru. Bir kaynak da gerekecek. Gerekecek. Burada peki bu mesela sadece inşaat ve şey için, enerji için bu rakamlar telaffuz edildi ya, başka sektörleri de buraya bundan sonraki ilerleyen haftalarda ilave gelerek biz buradan bir paket, hani toplamda ve bunu varlık yönetim şirketlerine, yurt dışından ve de yurt dışından böyle bir şeye, sürece girecek miyiz? Gireceğiz gibi geliyor bana. Çünkü çözüm burada. Yani o kredilerin ödenebilir kısmını belirleyip ne kadar alınabiliyorsa tekrar sisteme kazandırmak, sisteme kazandırdığın kısım üzerinden kredi verme imkanı ve kabiliyeti yaratmak. Aslında bankalara o döngüyü sağladıktan sonra da muhtemelen piyasa fiyatları ödeme garantisi verebilen, ödeme niyetinde olan firmaların durumu zaten net yapılandırma olacak. Ama biz o kaynağı bir risk sermayesi yönetimi şeklinde, ki sen porto yönetimi şirketinde bulundun yıllarca, bu işin en iyi bilenlerden birisi. Ya ben de yabancı bir bankada senelerce bu işin finansman tarafında bulundum. Şimdi baktığın zaman ortada bir kaynak problemi var ama ortada reel anlamda konmuş bir tabloyu sunarsak o tabloya sahip çıkacak bir kaynak gelir. Bu bir. İki. Ama bununla bitmiyor. Yapısal reformları da eş zamanlı bizim devreye sokmamız icap ediyor. Yani finansal tarafta yabancı algısını yurt dışına, bu tarafa pozitif edecek işte yargı reformu, işte vergi reformu, işte tarım ve hayvancılıktaki o bekleyen reformlar. Yani Türkiye'nin hikayesini pozitif tarafa çekmek, yabancı yatırımcıyı buraya doğru pozitif tarafa çekmek,
O işin döngüsünü de sağlar temelde. Ama bankalarında muhtemelen önümüzdeki dönem kendi ne kadar karşılık ayırmış olurlarsa olsunlar, yeni kredi verme noktası diyoruz ya. Burası kilit en nokta. Önemli nokta o zaten. Çünkü yeniden ekonomi. Çünkü bu genelde ihracat ve turizmi bu tarafa çıkar. İç tüketime dayalı, ekonominin iç dinamiklerine dayalı şirketlerin yaşadığı problemler. Çünkü iflas ertelemeler oldu. Konkordatolar oldu. Onların artçıl şirketlere yansıması yansıdı. Geldi. Onların da içinde. Hatta çok farklı sektörlerde 2-3 ay vadeyle çalışan sektörlerde örneğin paslanmaz. Örneğin demir çelik sektöründeki aslında bazı çok güzel bir yere 8-10-12 aya çıktı. Aynen. Daraldık. O daralmanın sonucu kim bilir kaç sektöre sirayet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Ana rakam yukarıda belki gayrimenkul ve inşaat. Ama bunları belirledikten sonra bankaların da biraz sermaye, bak ilk sermaye yatırımını kim yaptı? Yani isim verelim, Yapı Kredi Bankası. Akbank. Şeyden, halka, şey bedelli tarafında. Bedelli tarafında, yani benim hatırladığım Yapı Kredi ama o önemli değil. Yapı Kredi ve Akbank beraber yaptı. Biri önce, biri sonra, problem değil. Ama neticede iki bankada sermaye arttırımına gitti. Neden? Çünkü baktığın zaman bu iki bankanın içinde de, aktifinde de böyle bir problem vardı. Bu problemi ileride kendi rasyolarına negatif olarak yansımaması için bunu yaptılar. Ben önümüzdeki dönemde bütün kamu bankalarının da bir 28 milyar TL verdik hatırlıyorsun. Evet. Yeni sermaye benzeri şey. Benzeri. Yani belki bir miktar daha hani ona görev zararı demedik. Neticede farklı bir tanım kullandık ama yeniden o kamu bankalarında bir miktar güçlendirilerek özel sektör bankacılığının da eleştirdiğimiz o katılın artık kamu bankalarının yanına dediğimiz noktaya gelmesi için sadece mevduatın düşmesi veya tahvil elinde tutan bankaların rahatlayıp faizleri Merkez Bankası çekmesi o tahvillerden kar yazması değil maksat. Ya da sendikasyon kredilerini getirip kur riskini hedgeleyip burada firmaları fonlaması değil. Biraz sanki bir miktar sermaye arttırımları da gerekecek zaman içinde adım adım. Birleşmeler, satın almalar bu gerekecek. Bu soruyu aynı çok güzel yere geldin. Yani bu hani sorunun aynısını tamamıyla konuşalım istediğim için aynen, açıyorum. Aynen bu soruyu aynısını Ziya Bey'e de sordum bu hafta yayında, Perspektif yayınında. Kendisi ben dedim ki hani bir sonraki aşama ben de varlık yönetimi işte tamam oraya geldik. Varlık yönetimi şirketlerine yurt dışından ya da yurt içinden belli bir şey ayarladık. Tamam, o işini yapacak. O bir normal piyasa koşullarında bunu belli bir kısmını işte %5'tir, 3'tür, 7'dir, 8'dir neyse belli bir geri kazanım oranı muhakkak olacak. O ama tabii ki o en azından sürecin belki ödeme kabiliyetleri için %100'ü olacak. Sürecin işlediğini gösteriyor olacak aslında bu anlamda. Bir sonraki noktada da aslında biz burada bu çalışmaları yaparken aslında yılı tamamlamış olacağız. Çünkü Sayın Bakan'ın dediği şey zaten değil mi? Hem de BDDK'nın aynı şekildeki açıklaması, basın açıklaması. Zaten yıl sonuna kadar bunları bilançolarınızdan temizleyin diyor. Tamam mı? Yani gerekli şey. Zaten yılı bitirdik. Yani şimdi benim aslında gelmek istediğim nokta şu. Bu kredi özel şeyde bankaların özellikle, kamu için söylemiyorum ama özel bankaların yılın tamamında aşağı yukarı bence çünkü başka türlü o istatistik çıkmaz yani eksi %8, eksi %10 falan gibi bir kredi büyümesi, özel banka, kredi küçülmesi görüntüsü başka türlü oluşmaz. Daha lükle konuştum. Evet, şimdi böyle bir durumda bankaların, özel bankaların özellikle kredilendirme ihtiyacı tekrar ortaya çıkacak mı? Yani rahatlıkla kredi verebilecekler mi? Özellikle ihracatçılar hala sıkıntıda da o yüzden İşte soruyorum. O kadar kolay olmayacak. Yani onu demeye çalışıyorum zaten. Yani tamam biz bunları attık, bilançodan temizledik, yeni bilançomuz var. Yeniden kredi verebilir duruma geldik demeleri için iki şey gerekiyor. Bir, kredi almak isteyenlerin oluşması. Yani tekrar müteşebbis ruhun Türkiye'de canlanması. Ki bir miktar duraksa onun için de zaten geriye dönük iki seneye bir bakacak. Kardeşim sen ne yaptın? İşte konkordatoya girdin mi? Yapılandırmaya girdin mi? Şuydu buydu. Bakalım senin kalitene, kredibilitene. Hatta belki ne anlamda kullanacaksın? Mevcut işinde mi yoksa yeni bir iş, yeni bir proje? Hani proje yatırım kredisi mi? Orada şey tabii mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği yeni arayışlar da var sistemin içine. Parasal döngüyü genişletmek için, parasal büyüklüğü, kredi hacmini genişletmek için farklı kaynaklar. Yani katılım bankacılığı, risk sermayesi yöneticiliği. Çeşitlendirmeye çalışıyor. Yani en iyi bildiğin iş senin. Evet. Türkiye'yi İstanbul'u finans merkezi yapacaksak, aynen. Burada enstrümanları çoğaltıp
sermaye ile müteşebbisi birleştirecek imkanları. Sermaye piyasasında geliştirmek gerekiyor. Aynen. Derinleştirmek ve imkanları çoğaltmak. Bu ayrama. Biz kısa vadeye konuşuyoruz ya, kısa vadede o bankaların kredi verebilir. Ve o krediyi önce müşteri gelecek, talep edecek. O müşteriyi ayıklayacak, kredi verebilir noktada ki kaynakların dışında ek bir kaynak da gerekecek gibi geliyor bana. Çünkü mevcut sermaye yapıları içinde zaten belirli bir limitlerle çalışıyoruz. Bankacılık sistemi kredi vermekten biraz imtina ediyordu. Şimdi en azından kime kredi verebileceğini bilecek. Kimin artık kredi almayacağını, alamayacağını da bilecek. Hı hı. Ama yeni kaynak için iki şey gerekecek. Portföy yatırımlarının biraz daha uzun vadeli Türkiye'ye gelmesi, mevduattaki yapının biraz daha vadesinin uzaması. Bunları sağlayana kadar o bankaların biraz ya sendikasyonları arttıracak ya da yeni sermaye arttırımları yoluyla bedelli ya da bedelsiz hacimlerini büyütme imkanları doğacak gibi geliyor bana. Onun dışında çünkü yüzdesel olarak kredi hacmini büyütüp ekonomiyi canlandıracak ortamını sağlamak sadece kamu bankaları üzerinden bir yere kadar gider. Ama özel sektör bankacının katılması için de sanki ellerindeki kullanılabilir kaynakların biraz daha uygun şartlara, uygun seviyelere gelmesi gerekiyor. Çok güzel özetledin Cüneyt. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Son Seans programının ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. Program konuğumuz Sayın Stratejist Cüneyt Paksoy. O kadar keyifli sohbet ediyoruz ki hiç bitsin istemiyorum bir taraftan. Yani heyecanım da var. Ara ara gelirim. Ya lütfen ya bizi yalnız bırakma. Yani bu kadar güzel konuşan konuk her zaman bulunmaz yani. Şimdi şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Sonra yani piyasaya da gireceğiz inşallah diye tahmin ediyorum biraz. Ama bu önemli bir konu çünkü borsadaki bütün hem banka hisseleri... Bunu atlattık bu çok farklı. Tabii. Yani kıpkırmızı banka hisseleri her gün devam ediyor. Yani sonuçta vatandaşın canı yanıyor. Haliyle servetler de burada değer yitiriyor hisse tarafı için konuşuyorum. Yani şimdi dedik ki en son geldiğimiz nokta buradan varlık yönetimi şirketlerine girecek. İşte bir takım sermaye piyasası enstrümanlarını devreye sokmak gerekecek. Sonrası da tabii biraz da acıtıcı ilave gelebilir haliyle. Yani ondan da hazırlıklı olmak lazım. Yani, aynen öyle. Her şeyin bir ek maliyeti olur. Yani biz 2018 kur atağının sonuçlarını gidermek için ciddi maliyetler ödeyerek geldik. Sevgili Evren. Yani bunu sadece özel sektör yüklenmedi, kamu da yüklendi. Hepimiz bir vergi mükellefi olarak hem hissedilir enflasyonu da yaşadık bizzat, hem de kendi ödediğimiz vergilerin kullanımı noktasında bununla karşı karşıya geldik. 2003'ten 2018'e kadarki bütçe gerçekleşmelerine bak, bu senenin bütçe gerçekleşmelerine bak, işte bizim yaptığımız maliyetin, bu mücadelenin getirdiği maliyetin etkilerini görüyorsun zaten net olarak. Yani belki Haluk da olsa burada üçümüz bunu net olarak biraz daha. Şimdi bunlar tabii dip çalışmaları bir ülke için. Başka bir ülkeye simülasyon olarak yüklense koduna 2016, 2018, 2014 toplamında getirilecek maliyeti başka bir ülkenin bu kadar rahat karşılama imkanı yok. Ha çeşitli toplantılarda çeşitli arkadaşlarımızın, sevdiğimiz dostların, bazı dostların bir söylemi var. Ben de sıkça söylüyorum, uluslararası ilişkilerde okuduğum için iktisatla beraber. Türkiye'nin arsa payı değeri çok farklı. Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki o iletişimi kurma ve bundan doğan bu interland'taki o 300-400 milyon Türk değil sadece. Yani 8500 yıllık tarihi var sadece. Şu anda üstüne bastığımız toprak yani 8 Aynen. İstanbul. Bunun bize getirdiği avantajların Türkiye'ye getirdiği farklı dinamikler de var. Yani biz çok şey bir arada kullanarak ilerliyoruz. Ama mühim olan şimdi artık yeni kodlarla Türkiye'yi yeni bir dönüşüm içerisinde hızlandırıp ekonomiyi sağlıklı bir zemine oturtmak. O zaman biz de vatandaşımız sokakta daha az dolar TL soracak. Hı hı. Çok daha az belki dolarize olmuş bir DTH yapısından bahsedeceğiz. Seninle oturacağız, işte senin işin olan portföy yatırımlarındaki performansları konuşacağız. Yani bugün seni çok iyi biliyorum, sevgili Murat Danalım burada bir portföy şirketini büyütüp belli noktaya getirip bir yabancıya satabilmiş. Kaç tane biz portföy şirketi çıkardık? Biraz bunlara odaklanmamız lazım.
Türkiye'nin o zaman sermaye açığı dediği şey, sermaye fazlasına dönüştürmek istiyorsak, o dediğin arada konuştuğumuz BES'teki paranın daha efektif kullanılması, kaynakların konusunda varlık fonu da muhakkak devreye girecek zaman içerisinde. O kaynakların varlık fonu içinde oluşacak kaynakların ekonomiye efektif bir şekilde katkısının sağlanması. Bunların hepsi büyük bir hikayenin parçaları. Ama tekrar konumuza döndüğümüzde kredi hacminin artması, iç tüketimin canlanması ve firmaların borçlarını ödeyebilme gücünün artıp yeni işçi alıp İslam problemiyle de mücadele etme gücünü kazanmamızın iki tane kodu var. Bir, üretimle büyüyerek giderken ihracatı ana motor yapmak ama iç tüketimde de yeniden yapılanmak. Ben orada bir ticaret yasası, vergi yasasıyla beraber çek kullanımı dair ki tartışılıyor. Çünkü kim çek alıyor, nasıl alıyor, ne vadeyle veriyor, ne şekilde ödeyebilir bir şekilde veriyor. Karşılığında yaptır. Bunları yeniden kodlarsak sevgili Evren, ticaretin etiğini oluşturabilirse ki ben reel sektörde iyi bilirim. İçinde de bulundum, finans sektörü dışında. Hala da danışmanlıklar yoluyla reel sektörle devamlı iç içeyiz biliyorsun. O zaman insanlar önünü görebildikleri her gün Türkiye için yeni bir adım daha atarlar. Muhakkak. Diye düşünüyorum. Onun için şu işi bir bitirirsek, yani, belli kodları olacak, belli maliyetler olacak ama banka hisseleri o kayıplarını daha hızlı, daha farklı bir şekilde geri alma imkanı olacak. Ha, bu bir günde olmayacak. Büyüme yavaş yavaş nötr, oradan artı pozisyona geçecek beklentilerimiz ölçüsünde. Belki şu aralar özellikle, yani bu içinde bulunduğumuz günlerde dikkat edilmesi gereken hususların içerisinde bir de bu kadar hani satış devam ederken hani net yabancı satışına kadar para girişi içerisinde bir güzel şey. Yani bunlara da bir bakmak lazım diye kesinlikle düşünüyorum. 66-67'ler ve üstü her zaman Türkiye'de Borsa İstanbul için yabancı payı adına iyi rakamlar. Şu anda 64-25. Aynen. Ben iki türlü bakarım. Bir toplam hacim içindeki payına bakarım. Bir de toplam hisse senedi adetine de bakarım anlamlandırmak için. İkisinin toplamında Türkiye'de çok agresif, çok istekli bir yabancı yatırımcı profili henüz görmüyorum. Ama bir yandan da şunu biliyorum. Eski dostluklarımdan yola çıkarak aradığımız zaman dostlarımızı, işte Saxo Bank döneminden veya başka iletişimde bulunduğumuz dostlardan dolayı, tamam burası bir pay veriyor bize, bir umut vaat ediyor, burada bir gelecek var, bekliyoruz. İşte bu tip çalışmaların belki yani tamamen. Bu cümleyi ben yıllar dedim, en azından son 2 yıl için söyleyeyim. Hani son 5 yıla gitmeyeyim de son 2 yıldır benim de dinlediğim laflar. Aynen. Tabii yani Türkiye ucuz, biliyoruz, görüyoruz. Hatta ara ara hedge fonlardan girişler oluyor. Ama onu net hata noksanından giren bir para var. Çeşitli kaynaklardan yani hedge fon girişini ben açıkçası yani Türkiye'nin yine şey yapmıyorum ama yani iş grubu ve işte garanti grubu o zamanlar 2006'da ilk hedge fonları çıkarmıştık. Türkiye'de SPK ile birlikte şey yaparak, analizlerini yaparak. Ya yapısı gerek kısa vadeli fonlar. Evet, yani demek istediğim yani hedge fonun girişinden çok şey olmam. Hani böyle heyecanlanmam. Evet, yani, ama öbür taraf önemli, onun için dedim. Yani diğer tarafta portföy yatırımı, senin dediğin giriş çok önemli. Çok önemli. Orada ama gene yılın tamamında eksiyiz. Eksiyiz. Maalesef. Maalesef. Yani, işte onu da hikayeye dahil edersek, benim öngörüm şu net olarak. Borsa içinde, kur içinde, faiz içinde. Eğer Merkez Bankası'nın görev tanımını aldığı fiyat istikrarı dışındaki finansal istikrarı korumak istiyorsak, jeopolitik risklerden arındırmak olabildiğince ki o ayrı, o yok duracak masada. ABD-Türkiye ilişkileri ve diğer risklerden arındırmak istiyorsak finansal istikrarı önce bir kafada tutacağız. Yani faiz, risk primi artık kur dengesini muhakkak ve muhakkak masada tutacağız. Onun dışındaki bu gelişmelerle sektörün önünü açacağız. Orada herkes yalnız taşın altına elini koyacak. Biraz özel sektör bankacılığı da taşın altına elini koyacak, kamu bankaları gibi. Reel sektörün de ayıklanmasını bitirebilirsek, birkaç aylık süreçte konsolidasyonu da tamamlayabilirsek, yeni bir dönem başlar. Banka hisseleri tarihi zirvesi 120 bindir dolar bazlı. An itibariyle 30-35 binlerde sevgili Evren. En azından bir yarısını bile alsa bu önümüzdeki dönem yatırımcı için ciddi potansiyel arz eder. Ama biz şunu severiz. Senaryo yazarken, senaryo oluştururken biliyorsun. En iyi senaryoyu yazarız ama muhakkak yanına bir yedek senaryoyu da koyarız. Bir netleşsin ortam, bir netlik kazansın. Ondan sonra zaten borsada fırsatlar bitmiyor.
Ama teknik olarak yeri gelmişken de söyleyeyim. Borsa İstanbul üzerinden konuşuyorsak 100 bin, 100 bin 500 eşik. Oranın altında 97, 98 bin 500 ve 95, 93 bin gibi iki tane ana bölge var, omurga bölge. Şu anda ekranda getirecek şey, editörümüz sen konuşurken ben bir yandan o yüzden tıkladım. O bölgelerin destek olarak çalışması önemli olacak. Yükseliş içinde 2 sent hedefimiz var bizim bir kez daha. Geçen 2 senti 106 binde gördük o günkü kur üzerinden. Mevcut 2 sent hedefimiz 110 bin ve üzerinde potansiyel bize gösteriyor ama onun için bu hikayenin bitmesi, merkez bankalarının yaptığı adımların global şartlarda gelişen piyasalara pozitif etkisi, risk on modu, Türkiye'ye bir miktarı bunun yansıması ve 104-106 bini teknik olarak aşılması. Hızla bizi 110-115 binleri yani 2 sent hedefine realize edebilir. Ama temkinli imserlik dediğim gibi şu sürecin geçtiğini görmek ve Fed'in S&P'ye ne yaptığını, S&P'nin Fed'i nasıl okuduğunu, S&P 500 endeksinden bahsediyorum. Onu da tabii görmek gerekir. Burada şöyle bir şey, sen konuşurken grafikleri de bir yandan hazırladın. Biraz da böyle yatırımcı tekniğine getirip şeyi de hatta editörümüz Vol'a da çekebilirse arka taraftan şey de görecek Cüneyt. Şimdi şöyle bir şey, Borsa İstanbul yani Borsa 100 tarafından baktığımızda 97-960 falan gibi bir 50 günlük ortalama görüyorum, tamam mı? Şeyde de 200 günlükte de yaklaşık 97.359-360 yani 97-513 önemli şey zaten. Yani şimdi bu zaten ana destek yerleri. Yani bu seviyeler zaten kırılıyorsa aşağı yönde biz başka hikaye herhalde konuşuyor olmamız gerekiyor. Bir daha orayı geçmeden yeni mal alımında çok iştahlı olmamamız gerekiyor. Şimdi buna ilave ben bir şey daha sormak istiyorum sana. Yani o şeyde şu grafikten aslında. Peki CDS oranı yüksek hala. Yani bu CDS çakıldı kaldı. Yani tamam arada bir şeyler yapıyoruz. Böyle bir ani işte bir ay içerisinde ya da 5 hafta içerisinde diyelim böyle bir şey trend yapıyoruz. Böyle olağan dışı bir yere gidiyoruz. Böyle 400'lere falan 400'ün üstüne falan. En azından yani son geriye dönük hani Mayıs öncesini konuşmak istemiyorum da. Ama en azından son dönem için baktığımızda işte 400, 420, 430 falan. Şimdi bir rahatlama var en azından şeyden itibaren, Ağustos sonlarından itibaren başlayan. Baskı azaldı. Azaldı ama hala çok yüksek. Yani 369 CDS değeri, prim değeri hali hazırda yüksek. Yani şimdi bu CDS değeri, yani kredi risk primine ödenen miktar aşağıya gelmeden, kredi temerrüt takas primi aşağı gelmeden borsanın sence nasıl yukarı yapar? Birinci sorun bu. İkincisi de yani hala işte raporları okuyoruz. Şimdi değerlemeler tabii ki faiz aşağı indikçe, çünkü bayağı bir indi. Yani %24'lerden işte geldik 16,5'lara. Belki 15'te kapatacak yıl sonunda Merkez Bankası için konuşuyorum. Enflasyona bağlı olarak. Yani bir 100-150 bas puan aşağı çekme ihtimali var. 13-14 gibi bir yerde. Aynen, enflasyonda tabii 12,5'lara falan gidiyor. Yani Merkez Bankası'nın beklediğinden daha aşağı bir beklenen enflasyonun gelmesi durumunda. İşte az önceki birinci soruma ilave, peki bu durumda CDS dediğim gibi 300'lerin altına gelmiyorsa borsa nasıl 125-126 bin hedef değerlemelerini aracı kuruluşlar hala yapmaya devam edebiliyorlar? Tabii ki diyeceksin ki o 12 aylık değerlemeler ama bizde her şey erkenden alınıyor, satılıyor biliyorsun. Kesinlikle. Yani bir kere şunu kabul edelim, yeni dönemde marjlar daraldı. Eskisi gibi bütün hisselerin hareket ettiği geniş bir rally beklemek kolay değil. Bunun için birçok şeyi düzeltmek lazım. Artı 5 senti konuşmak hiç kolay değil. O gün bizim CDS'lerimiz 150 civarındaydı. 150 bir CDS'e ulaşmak için bizim birçok şeyi kat etmemiz gerek. Yani bir kere o 6 aylık süreç dediğin Mart-Nisan gibi bir sürecin sonunda ABD-Türkiye ilişkilerine de bir bakmak gerekecek. Aynen, yani S-400'ler Nisan ayında çok somut konuşalım. Düğmeye basıp aktive hale getirildikten gelecek. O zaman Amerika ne yapacak? Nasıl bir tavır alınacak Amerika-Türkiye ilişkileri? O ana kadar katsayı ne şekilde yürürlüğe koyacaklar? Trump blokaj yapmaya devam edecek Dolayısıyla mi? Dolayısıyla sen o tarihe kadar 126 bin olmasını bekler misin? Yani şöyle söyleyeyim, benim strateji anlayışımda ben tabii her şeyi kullanırım ama 100-115 bin, 110-115 binler rasyonel. Ama yeni rekor dediğin seviyeler, yani 121 bin 500 üzerinde yeni rekor seviyeler için global şartların tırnak içinde çok pozitif olması, artı bizim kuru dengede, faizi dengede tutup jeopolitikleri biraz daha dengeleyip tabii iş siyasete de bakacağız önümüzdeki dönemde. Oradaki gelişmelere de bakacağız. İşte bu bankacılık sisteminin konsolidasyonuna bakacağız vesaire.
Onların da dengede olması. Bankaların için, dışarıdan ne kadar rahat borçlandıkları bunların. Ben orada şuna bakacağım. CDS'lere tamam önemli. 300'ün altına keşke gelse, bir 200-250'lere gelse çok daha rahatlayacağız ama en azından gösterge tahvili ve uzun vadeli tahvil piyasa, yani Merkez Bankası'na marj veriyor evrenin. Yani önemli olan bu. O tarafta yani kur 191 milyar dolar döviz tevdiata rağmen buralarda. Evet. Yani demek ki birileri aldı ama o birileri alırken de birileri getirdi. Ay zaten orada müthiş para girişi tabii var. Yani her ne kadar biz bunu kaynağını tam olarak yabancı girişi, portföy girişi gibi adlandırmasak da en azından belli bir kaynak girişi olmadan da onun oraya gelmesi kolay değil. Sadece 8,5-9 ay bu kadar talebe rağmen. 9 ay içerisinde sadece bu yıl içerisinde 29,5 milyar dolar bu yıl alınan döviz var. Döviz var ve buna rağmen yani, kur burada. He, yani bir de düşün bunun tersinin olduğunu. Yani bir işte 2 milyar, 1,5 milyar haftalar dahilinde böyle bir 4 hafta 6-7 milyar dolar satış olduğunu. Satış oldu. Ne olacak? Yani o zaman kurun dengesi çok daha farklı bir yerde olacak ama 50-200 günlük ortalamada uzaklaşmaz. Demin dolar TL'yi gösterirken yani senin çok güzel bir grafik gösterdi. Evet, senin stratejist yanını da değerlendirerek ama az önce söylediğimiz Nisan'a kadarki periyot içerisinde bunun olma ihtimali bence olasılık olarak çok düşük. Düşük. Aynen. Tamam, evet. Ama en azından CDS'lerde biz 300 civarında bir dengeyi bile satın alırız, hiç merak etme. Hı. Yani gösterge tahvilde 15'ler, uzun vadeli tahvilde 14'leri falan realize ettik. Onun biraz daha altında piyasa marj vermeye devam ederse ya da burada denge sağlar. Kurda maksimum 5.85-6.15 ara ara tepkiler gelecek global şartlara bağlı veya farklı dinamiklere bağlı. O zaman Borsa İstanbul'un en azından 2 sent, maksimum 2.2 sent. Çünkü bir şey yapmış olmayacak Evren. 5.1 sent tabii görmüş canım, bir tabii borsa. Tabii geldi, çıktığı yerde bulundu. 2.2 sent görmesi pek bir şey yapmış olmayacak. Tabii, tabii. Bir örnekle açıklayayım, İtalya. Bizim için çok önemli bir örnek. Ha, bizden çok daha fazla borcu var. Sadece bankalarındaki batık miktar bizim iç borç toplamımız kadar. Büyüme sıfır, o tahviller kolayını ödenmeyecek. Onun için Avrupa Merkez Bankası devrede. Geç ama yaşadığı reel sektör krizi ve çok ilginç. Daha önce 50 bin görmüş bir İtalyan borsası 2008'den sonra grafiklerine bak 25 bini geçmemiş. Yani biz bile gitmişiz 5 senti iki defa görmüşüz. Onlar 25 bini geçmemiş çünkü 2008 öncesinden başlayan reel sektör krizini hala çözememişler. Biz ama 4 senede, 3 senede hemen toparlayabilen bir ülkeyiz. Onun için biz 2,5 sente kadar gittik mi? Ki 2 kere 3,3 sentten döndük. Gittiğimiz zaman bir şey yapmış değil, prim yapmış. TL bazlı ciddi bir rakam, senin dediğin rakamlara gelir ama stratejimizde var mı? Var. İki şartı var. Bir, kur ve faiz denge. İki, global piyasalarda gelişen piyasalar lehine havanın bir şekilde bozulmaması. Şimdi Cüneyt o kadar güzel açıklıyorsun ki bunların hepsini aslında bence hani çünkü programın da sonuna yaklaşacağız. Ne çabuk 9 dakika geliyor. Ya öyle ben maalesef. Ben de başladığından beri böyle rahat rahat böyle uzun uzun yapamadık. Hep süre şeyindeyiz. Neyse bu iyi olduğunu gösteriyor bence, kötü değil. Sana desem ki yani önümüzdeki bu şeye kadar hep Nisan'a o yüzden atıfta bulunuyorum. Yani çünkü S400 önemli bir şey. Yani önümüzdeki 6 ay için Cüneyt ya bize piyasalarda tabii ki bunu yurt içi yurt dışı genelde düşünebilirsin. Yani 3 tane risk, 3 tane fırsat söyle desem neler dersin? Valla 3 tane fırsat, 3 tane risk güzel soru. Net 3 riskten biri Brexit. Yani çünkü hala ne olduğu belli değil. Avrupa Birliği'ne ne tür etki yapıldığı belli değil. Ve bayağı da karıştı. Bayağı da karıştı. Aslında o başta ben Brexit demeyeyim, Avrupa diyeyim. Aha. Almanya resesyona giriyor mu, girmiyor mu? Aha. Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar etki verecek mi, vermeyecek? Risk bir bu. Risk iki, FED. Neden risk? Yahu hala net değil. Yani pardon, Bernanke Yalın'ı hatırlıyorum. Hadi Alan Greenspan'ı bir tarafa koy, efsane başkan derdik. Ama yani ben Powell'ı ben anlamıyorum sevgili Evren. Yani ya piyasayla karşı karşıya gelmeyecek. Çünkü Trump, Powell karşılıklı olmaktan çıktı bu. Ama Trump da anlamadığını söylüyor. Yani bu piyasayla Powell arasındaki muhabbete döndü. Sen daha yeni dikitte verdin. Hı hı. Kısa vadeli faizlerdeki blokaj yüzünden. Sen her sene 1 trilyon üzerinde bütçe açığı veriyorsun. FED devreye girmek zorundaysa önümüzdeki risklere bağlı olarak. Deme ben resesyon beklemiyorum veya işte döngüye girmedik sigorta primi. Neyin sigorta primi? Daha açıklayıcı ol, daha şeffaf ol. Ben onun için FED'den biraz çekinceliyim. Çünkü adam faiz indiriyor, hala borsada bir coşku yok. Yani hata yaptıklarını bir hatalı bir şekilde açıklamak bravo zorunda kalabilir. Kendi işlerinde de kafa karışıklığı var mı? Var. Çok net. Çok net. Onun için ikinci benim. Üçüncü? Üçüncü de jeopolitik riskler ve Orta Doğu. Çünkü bak,
Bir drone geliyor, tuhaftır. Selman Enerji Bakanı oluyor. Yani strateji okuduk beraber, aynı şeylerle dirsek çürüttük. Enerji Bakanı oluyor, Aramco'nun halka arzı gündeme geliyor. O sırada bir drone geliyor, bir şekilde oraları bombalıyor, arz düşüyor, petrol fiyatları yukarı çıkıyor. En iyi Aramco nerede halka arz olur? 80-85 dolar ve üzerinde. Evet. O arada iş FED'e kadar geliyor. FED de faiz indirmeli. Yani burada şimdi unutma söyleyeceğim. Sonra da İran'a fatura ediyor. Aramco'nda 2020 halka arzı şeyde New York Stock Exchange'de yapılıyor. Ama bundan bir 2-3 ay öncesinde yine hani küreyi birlikte tutmuşlardı ya şeyler. Salman'la Trump. Bu sefer de herhalde diyorum bir şekilde savunma sistemi yeni, aynen, Amerikan savunma sistemini birlikte el sıkışarak tutacaklardır diye düşünüyorum. Ama Aramco halka arzı öncesinde. Aynen. Çünkü sen tesisleri koruyamıyorsan kardeşim senin fiyatlaman nereye gidecek? O zaman ben seni korurum diyor işte. Ha. O da birileri gelip ondan sonra. Yani bu da oradan Rusya'da çıkıyor, S-400 vereyim mi diyor. Bu harekette onun şeyi oluyor. Şimdi, aynen. Üçüncü liste burası. Okay. İran, Suudi Arabistan bir mezhep çatışması. Batı'nın dışında kaldı. Peki fırsatlarda ne fırsatlar görüyorsun? Bir, FED'in anlaşılır olması. Aha. Avrupa Merkez Bankası masada, Japonya, Çin masada, o da geldi. Gelişen piyasalar rally, manevra alanı. Aha. Dolar endeksi düştü. Trump rahatladı. ABD seçimleri kolaylaştı. Bir, FED. Anlaşılır FED. İki, gelişen piyasalarda hikayelerin doğru yazılanlara doğru paranın akması. Yeni ekosistemde herkes eşit yararlanmayacak eskisi gibi. Kimse 2008-2014 dönemini beklemesin lütfen. Aynı fikirde miyiz bilmiyorum ama ben beklemiyorum. Aynıyız. Fikir yaz, yani hikayeni doğru yazmak. Onun için benim için ikinci fırsat Türkiye'nin hikayesini doğru yazması. Beklentim o. Yani bizim artık üretimin içindeki ihracattaki yerli payını arttırmayı, teknolojiyi, eğitimi, ıskalama fırsatımız kalmadı. Bunu yaptığımız her gün Türkiye pozitif saymaya başlar. Onun için ben fırsat olarak görüyorum bu ekosistemi. Türkiye bu fırsatı kullanabilirse çok iyi olur. Tabii burada şöyle bir şey de var. Üçü de söyleyeyim. Söyle. Sen hemen devam et. O da G20'nin içerisinde ABD'nin ticaret savaşına karşı yeni seslerin çıkmaya başlamış olması. ABD ile beraber dünyanın geri kalanı arasında bir mutabakat olursa bu da dünyanın büyümeye geçmek için fırsatı olur. Niye negatif reel faizi konuşuyoruz? Kimse dünya çapında, biz demin Türk bankacılığı konuştuk, pardon, dünya çapında kimse müteşebbis olmak istemiyor. Hatta müteşebbis olanlar teknolojiyi kullanarak daha az eleman çalıştırıyorlar. Problem nerede? Refah gitti sevgili Evren. Evet. Niye Avrupa geride kaldı? Teknoloji de ilerleyemedi, halkın refahı düştü. Servet tek elde toplandı, %80 servet, %1'in elinde. Bu sürdürülemez. G20 onun için bana göre. Bundan sonraki her G20 bir fırsattır. Onu da not olarak ekleyeyim. Fırsatlar riskleri yener mi? Heh, onu soracaktım zaten. İşte orada biraz %50-50'yim. O da iyimser yapımdan dolayı. Çünkü maalesef riskler %51-49 şu an. Dünya umarım bu kapitalizmin dönüşümünü doğru okur, doğru yapar. Evet. Sistem artık reel sektöre doğru taç eder. Kendi içinde hapsolmuş bir 20 trilyon dolardan bahsetmeyiz. Sadece finansal sistemin ayakta kalması reel sektörü kurtarmıyor. Reel sektörün kurtarılmaması işin problem boyutunu büyütüyor. Global terörizm, global hareketler daha da etkin olabiliyor. Göç vesaire problemler daha da etkin olabiliyor. Onun için bu iş 29-30 Amerika'da başladığın bir tarihi hatırlıyoruz. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'na dönüşen bir süreci 15 sene. 2008, 2020 ve sonrası enteresan. Onun için umarım fırsatlar gelir, risklerin önüne geçer ve dünya en azından bunu uzlaşıyla kendi geleceği için, çocukları için bir fırsata dönüştürür. Çok güzel özetledin Cüneyt. Yani aslında burada şöyle bir şey var. Benim gördüğüm tablonun içerisinden ilave bir katkı. Türkiye belki 2009 yılında aldığı yanlış bir kararla, yani bu döviz üzerinden reel sektörün borçlanma imkanı kapısının aralıp açılması ve oradan sonra o kapıdan hızlıca
herhangi bir ihracat, yani döviz geliri, döviz gideri, bir hedging dediğimiz o korunma mekanizmasını dahil etmeden herkesin bir şekilde zaten döviz maliyetlerinin reel olarak bir maliyet olmadığını yılları içerisinde, o yıllarda yani, çünkü Avrupa'da, Amerika'da kriz var, parasal gevşemeler yeni başlamış. Avrupa ekonomisi 2 sene gecikmeyle, yani 2010'dan başlayarak o krizin etkisini hissetmeye başlıyor. Güney Avrupa'dan başlayarak Yunanistan falan, Portekiz, İtalya falan. Biz o yıllarda yüksek borçlandırarak şirketlerimizi aslında kırılganlık seviyemizi kendimiz yaratmış olduk. Yani bu geçen 10 yılı kısaca özetledim. Şimdi aslında neyse ki o yen zedelerden ders aldık, bireylere kapattık. Evet, Allah'tan, yoksa bambaşka görüntüler olacaktı ortalıkta. Ama ve lakin şöyle bir şey de var. Hani bundan sonrasında benim anladığım, senin ufuk açıcı görüşlerinin arkasında, akabinde bir kere patinaj çekeceğiz gözüküyor. Yani bu işte geçmiş finansal şoklar, krizler, türbülanslar demeyelim artık onların hepsi. Çünkü adları, tarihleri belli, geçmişteki 30 yıl Türkiye tarihinde, finans tarihinde. Hani bundan sonrasında biraz daha yüksek büyüme de değil bu arada. Türkiye'nin ortalama büyümesi %5'tir aşağı yukarı. 4.7'dir. Beklenen de odur. Hayır yani. Geri tarihi baktığın zaman geriye dönüp 4.8'dir, 5 diyelim nüfus kabaca. Yapımızda kurtaran ama biz 5'i, ama biz 5'i görene kadar birkaç sene daha minimum geçecek. En az 2, en az. Bence daha bile fazla olabilir ama olmayabilir de. İnşallah gelir. Şartlara bağlı. İnşallah şartları aynen. İnşallah en kısası olur, ama en kısası ama sağlıklı olur. En azından bir 2'ye gelelim. Evet. Evet. Sonra dolayısıyla hani burada bu senenin işte makroyu konuştuk şeyle, senden önce Haluk'la. Çok da keyifliydi ağzım. Bu sene o da çok iyi bir ekonomist. Büyümede zaten bir şey kimse beklemiyor da. Ama şöyle bir şey söyledi. Yani yılın son çeyreği Türkiye'de enteresan bir şey, imelenme görebilirsin dedi. Özellikle bu faizlerin mevcut geldiği seviyeler dolayısıyla. %3-4'lük çeyreklik tabii. Oranda bir yukarıya doğru imelenme. Bizim nötrden pozitif aslında. Pozitife zaten o yüzden mi dedik? Yani pozitif. Yani zaten Dünya Bankası da bugün bayağı bir şey. OECD. OECD pardon. Bayağı bir getirmiş. Çekti. -2.9'dan. 9'dan. %2'lik bir katkı vermiş. Evet, evet, müthiş. Ama zaten OECD'nin o rakamına, yani ben dahil, hiç kimse inanmıyordu açıkçası. Piyasacılara konuşmuyor zaten. Tabii tabii, yani bizim kadar takip etmediğini söyledik yayında. Ama şöyle bir şey var. Bundan sonrasında hani son çeyrekte beklenenden daha fazla bir büyüme şeyi oranıyla karşı karşıya kalmamız mümkün olacak. Ama o gene bizi getireceği yer +0.3'ler, 4'ler, en fazla 5'ler. Böyle bir yıl böyle kapattık. Yani bu yıl kayıp bir yıl, onu demek istiyorum. Aynen. Böyle bir kayıp yılı bir de gene de iyi bitirmiş oluruz, dipten dönüşte. Evet, evet, muhakkak. Yani onun dışında faiz tarafını konuşmadık gerçi, ama artık hani diyeceksin ki hangilerini konuşalım, yani burada altın var, o var, bu var. Dolayısıyla bunları diyeyim ki ben sana söz alayım, çünkü Haluk'tan da aldım. İleride müsait olan bir başka zamanda bir araya gelip eksik kalanları, tamamen piyasanın her enstrümanın içine girelim, çıkalım birlikte. Ben sana grafikleri hepsini tek tek açarım. Üstünden konuşuruz. Ya şunu bir son cümle. Tabii ki, lütfen. Bu dönemde yatırımcı için rehber olarak bir cümlem olacak. Ne ralli beklesinler ne çöküş. Merkez bankaları var. Arada yükselişler, arada düzeltmeler. Çok geniş bantta yatay bir piyasa olacak. Omurga değerleri doğru bulurlarsa ve hedefleri doğru çekerlerse para kazanmak böyle bir ortamda da mümkün, onu da belirteyim. Sana son seans programımıza katıldığın için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok keyif aldım ben. Umarım sen de ve izleyicilerimiz de almıştır. Hakikaten ufuk açıcı bir, sadece çünkü piyasa konuşmadık, piyasayı etkileyen dinamikleri de konuştuk. Şöyle bir sürprizimiz var, her konuğumuza söylüyoruz. Günün bir sözümüz var, her günün bir sözü. Şimdi sana onu aktaracağım. Şansıma da düşün, merak ediyorum. Şansına sana Warren Buffett çıkıyor. Warren Buffett diyor ki size, nasıl zengin olunur anlatayım. Kapıları kapatın. Başkaları hırslı olduğunda korkun. Başkaları korktuğunda ise hırslı olun. Süper. Üstad biliyorsun, Warren Buffett dünyanın hani bir numaralı hakikaten. Aynen. Yaşlı kurt diyorum ben ona. Allah uzun ömür versin kendisine. Ve hisse senetlerinde. Tabii, hisse senetlerinde en önemlisi o. Yatırımla, etikle. Esasında servet, bu da benim sözüm olsun hadi, servet hisse senediyle kazanılır. Bravo. Sayın seyirciler, son seans programımızın da bu akşamlık sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte, saat 21'de Perspektif ve saat 22'de son seans programlarımıza karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerden an ve an haberdar olmak için sizleri her gün saat 21-23 saatleri arasında EkoTürk ekranlarına bekliyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum.